Tabii ilk bölümde kulüplerin sıkıntılarını konuştuk. İkinci bölümde yine ara ara kulüp başkanlarımız bağlanacak ama futbolcularla da alakalı sorunları konuşacağız. Emrullah Bey hattaymış sanırım. Alo. İyi akşamlar Emrullah Bey. İyi akşamlar. Emrullah Öztürk, amatör futbolcular temsilcisi, futbolcuların sesi diyoruz ona. Emrullah, Hakan hocamız ve Sedat Cican ağabeyimiz bizlerle beraber. Ve de Emrullah, sesi kısarsan televizyonun sesini biraz. Tamam, hallettim ne kadar, sıkıntı yok. Evet. Evet Emrullah, yani ilk Levent bölümü... abicim, öncelikle Hakan hocama, Sedat abime ve size hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı programlar diliyorum. İyi akşamlar. Bütün Müslüman aleminde Ramazan'la mübarek olsun inşallah diyorum. Sağ olun. Programımızı öncelikle tebrik ediyorum. Zaten bizim en büyük eksiğimizin de bu olduğunu biraz önce Hakan hocam zaten dile getirdi. Biz amatörler olarak çok büyük sorunlarımız var ama bu sorunlarımızı dile getireceğimiz herhangi bir mecramız yok, herhangi bir yayınımız yok, herhangi bir derneğimiz yok, bir kuruluşumuz yok. Biz bunun sıkıntılarını çok yaşıyoruz. Ama dediğim gibi sizin gibi amatör spor sevdalıları sağ olsunlar her şeyi göze alıp bu riske giriyorsunuz. Bizler de futbolcular olarak sorunlarımızı en azından dile getirebileceğimiz yerler oluyor. Evet Emrullah. Sorunlarımız var yani. Şimdi şöyle sorularımız olacak. Özellikle ilk bölümde kulüplerin sıkıntılarını konuştuk. Ama ikinci bölümde yani futbolcular da bu koronavirüsten oldukça etkilendi. Yani evet. Şu an futbolcuların bir sigortası yok örneğin. Ve buna aynen benzer bir sürü sıkıntıları var. Bölgesel amatörlükte bir sözleşme yok. Yani aynen, bu sıkıntıları aynen senin ağzından da dinleyelim. Eklemek istediklerim varsa onları da alalım. Kesinlikle. Şimdi Levent abi, biz geçtiğimiz sene bir komisyon oluşturduk. Amatör futbolcular kendi aramızda yaklaşık bizim çok abartılı olmasın ama hemen hemen 1000-2000 kişi aynı anda ulaşabileceğimiz WhatsApp grubumuz var. Futbolcular olarak. Türkiye Ligi'nde Kars'tan Edirne'ye kadar herkese anında ulaşabileceğimiz bir WhatsApp grubumuz vardı. Tabi burada kendi aramızda istişareler yaptık. Neler yapabiliriz? Kendimizi nasıl savunabiliriz? İnsanlara kendimizi nasıl anlatabiliriz diye. Çünkü orada da bir haksızlık var. Ve buna dur diyen yok. Doğruyu gösteren yok. Biz kendimize bir komisyon oluşturduk. 8 kişilik bir komisyon oluşturduk. Mete kardeşim zaten siz daha program başlarken yayına katıldın. Onun da çok büyük destekleri oldu bize. Biz bu komisyondaki kardeşlerimizle biliyorsunuz eğer bir şeye bir yol çıkıyorsanız çıktığınız yolda ne dediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ne istediğinizi karşı tarafa anlatmanız gerekiyor. Biz hepimizin tanıdığı ASKS başkanımız yani TASK başkanımız Ali Düşmez başkanı. Evet. Yani gitmeden önce nerede denk getirebildiysek kendimizi anlatmaya çalıştık, derdimizi anlatmaya çalıştık. Bir kere Ballıgi, açık ve ne söyleyeyim, Ballıgi yani baştan aşağı problemli bir lig. Evet. Baştan aşağı. Yani statüsüyle, yaş kontenjanıyla, futbolcuların veya yöneticilerin sonuçta hata karşılıklıdır her zaman. Yani ne başkanlar ve yöneticiler kendilerini savunabilecek bir mecrası var, ne de futbolcuların kendilerini böyle sağlam alabilecekleri bir güçleri var. Bunların boşluklarını biz tek tek not aldık. Biz gerçekten iyi çalıştık. Biz İstanbul'a gittik. Ali Başkan sağ olsun bize randevu verdi. Evet. Kendi yönetim kuruluyla biz bir toplantı gerçekleştirdik. Bilmiyorum Levent abi haberiniz var mı? Evet, ama hatırlıyorum. Özellikle Hakan Ünsal da size destek verdi. Oraya da geleceğim abi. Hakan Ünsal'la ilgili de çok söyleyeceklerim var abi izninizle. Evet. Yani biz bunu yaparken öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bize baştan beri destek olan Hakan Ünsal abi, Profesyonel Futbolcular evet Derneği Başkanı. Evet. Ya bizimle aslında alakası olmayan ama bize gönülden bağlı. Muhteşem bir insanla tanışma fırsatı bulduk. Bizi İstanbul'da karşıladı. İstanbul'da oturduk, muhabbet ettik, anlattık. Ve bize önderlik etti sağ olsun. Her zaman, şu an bile ne zaman istediğiniz zaman arayıp görüşüp sorunlarınızı dile getirebildiğiniz bir insan. Allah ondan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz Ali Düşmez Başkan'a gittik. Biz masaya oturduğumuzda biliyorsunuz bu insanlarla konuşurken bunlara bir şey söylerken altını doldurmanız gerekiyor. Yoksa sizi gerçekten ciddiye almıyorlar, kale almıyorlar. Ya biz Mal Ligi'nin durumundan bahsettik. Yaş kontenjandan bahsettik. Biz sizin şu an dile getirdiğiniz sigortayı biz bundan bir sene önce dile getirdik. Yani biz bunu devamlı dile getirdik ama işte insanlar şu an bizim mücadele ettiğimiz insanları da bu arada söylemek isterim. Biri TFF'de 3. adam, Türkiye Futbol Federasyonu, biri de 4. adam oldu.
Yani biz bu insanlarla gidip istişare yapabilme fırsatı bulduk. Ama şunu da gözlerimizle gördük. Gerçekten biz bu kadar mücadele etmemize rağmen, bu kadar gündem oluşturmamıza rağmen, Twitter'da, Instagram'da, TT bilmem ne diyorlar, onları olmamıza rağmen neyi başarabildik? Sadece 90 olan yaş kontenjanını 89'a indirebildik. Evet. Yani bu da bizim ne kadar çaresiz olduğumuzun göstergesidir. Ama biz o gün bir ateş yaktık. O ateş bugün çoğalarak büyüyor. Artık yalnız olmadığımızı biliyoruz. Artık her anlamda, her yerde sesimizi duyurabileceğimizi biliyoruz. Sizin gibi insanlar da bizim yanımızda olduğu sürece biz kesinlikle geri adım atmayacağız. Biz Ballı'yla şu an mesela koronavirüs belası var bütün dünya üzerinde. Evet. Şimdi herkes Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de Süper Lig'i konuşuyor. Evet. Profesyonel ligleri konuşuyor. Ama çok özür diliyorum da 150'den fazla Ballı'yla takımı var. Belki binlerce amatör takımlarımız var. Şimdi TFF'de diyor Süper Lig başlama tarihi 12-13-14 Haziran'da evet. başlama diye bir şey söyleniyor. Ama amatör kulüp başkanlarımız da dinledim hepsini. Hiçbir tanesine net bir şey açıklamadı. Hiçbir bilgileri yok. Biz de şu zaman başlayabiliriz, biz de şu zaman şunu yapacağız diyemiyorlar. Çünkü gerçekten de ben bir şeyleri öğrendiklerine de inanmıyorum. Çünkü burada bir sıkıntı var. Yani 3. Yani oynayan bir futbolcu da... verilemiyor. Üst ligler konuşuluyor, alt ligler evet. konuşulamıyor. Evet. Çünkü Levent abi sorun şurada. Üst liglerdeki futbolcu abilerimiz, kardeşlerimiz tamam güzel eyvallah onların ailesi çoluğu çocuğu var. Bizim ailemiz çoluğumuz çocuğumuz yok mu? Biz yani biz maçlara gittiğimizde bizi peki sağlığımızı nasıl sağlayacaklar? Şimdi diyelim ki Ballı'nın maçları başladı. Çok güzel. Evet. İstanbul'da oturan bir kardeşim Adıyaman'a nasıl gidecek? Veya gitti. Nasıl bir önlem alınması düşünülüyor? Profesyonelliklerde okuyoruz. İşte özel hastane ayarlanacak. Bilmem ne gittikleri yerde özel korumalar, ateşler ölçülecek. Peki amatörler için bunlar hiç konuşuluyor mu? Maalesef. Yani bir de ben yani bu konuda gerçekten bu korona olayında ben ligin açıklığını söylerim. TFF sonuçta karar alırsa bu lig oynanacak derse oynanır. Yani oynatırlar. Nasıl oynatırlar? Şöyle söyleyeyim. Hedefi olan takımların futbolcuları gider. Hedef olmayan takımın futbolcuların hiçbiri gitmez. Alacağı olan futbolcular. Çünkü ben futbolcu kardeşlerim devamlı görüşüyorum. Her Türkiye'nin hemen hemen her yerindeki futbolcu kardeşimle görüşüyorum. Yani alacağı olan futbolcuları nasıl götürecek? Biz o adamları nasıl tekrar o enerjinin, sinerjinin içerisine katacağız? Yani kulüp başkanları zor durumda. Evet. Yani burada bir sıkıntı var. Levent abi açıklığını söylüyorum. Futbolcularla sözleşme olayı eğer Ballı'yı ya profesyonellik ayarına getireceksiniz. Çünkü Ballı'yı baktığınız zaman futbol olarak profesyonellik düzeyinde. Deplasman süper aynı profesyonellik düzeyinde. Taraftarlar desem belki profesyonelliğin çok çok üstünde. Ama futbolcu sözleşmesine geldiği zaman profesyonellikle alakamız yok. Sağlık güvencemiz kesinlikle yok. Yani Allah korusun Allah korusun bir sakatlık yaşadığın zaman yöneticilerin ağzının içine bakıyorsun. Acaba tedavi edilecek mi diye. Evet. Yapanlardan Allah razı olsun ama yapılmayan. Ben buradan hatırlıyorum. Sivas'ta bir tane Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir kardeşim vardı. Çapraz bağları kopmuştu. Ve kulüpten kimse yardım etmemişti. Biz kendimiz bunu dillendirdik. Bilmiyorum son durumu ne oldu. Evet. Yani bunun gibi çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah. Bir de Hakan hocamla, Hakan hocam duyuyorsa ona bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Hakan hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Duruşun, samimiyetinden dolayı. Hocam futbolcular orada bir laf söyledin. Çok hoşuma gitti. TFF karar alırken biz Ali Hükmet'e dedik ki siz bir şeyleri karar alırken başkanlara soruyorsunuz. Ya çok özür diliyorum. Bugün kulübün başkanı olan bir insan seneye kulüple alakası kalmıyor. Yani öbür sene kulüp futbolla alakası kalmıyor. Sen gidip bu insana biz statüyü ne yapalım diye soruyorsun. Ya bu işin merkezi bu ligde çalışan hocalardır. Bu ligin futbolcularıdır. Eğer bir karar alınacaksa bunlara soracaksın. Bunlar sana doğruyu gösterir. Bir kontenjan kuralı koydunuz 10 senedir. Genç futbolcu yetişsin diye kontenjan konuldu. Bakın ben 38 yaşındayım. Levent abi hala da aktif futbol oynuyorum. İnanın ki mecburiyetten oynuyorum. Bunu açık ve ne söyleyeyim. Lütfen buraya da dikkat çekmenizi rica ediyorum. Ben 38 yaşında aktif futbolcu oynuyorum. Bütün antrenörlük belgelerim olmasına rağmen. Çünkü bana kontenjansın, oynama diyenler çok özür diliyorum 70 yaşında, 60 yaşında, 75 yaşında ya yöneticiler ya belli yerlerde görev alan insanlar ve takım kovalayan insanlar, antrenörler.
Ben 30 yaşında futbolu bıraktıktan sonra ben nasıl takım bulacağım? Ben nasıl hocalık yapacağım? Futbolcuya kontenjan koyarak sen futbolcunun önünü kesmiyorsun. Sen futbolun önünü kesiyorsun. Ben 16 yaşında A takımda top oynadım. Ben 30 yaşındaki abilerimi görüp de oynadım. Ben onlardan bir şeyler öğrendim de oynadım. Evet. Şimdi biz bu gençlere bu fırsatı vermiyoruz. Ben 20 yaşındaki futbolcuya çok özür diliyorum. Bunlar gerçekler. Gerçekleri konuşmamız lazım Levent abi. Serhat abi özür diliyorum. Evet. Gerçekleri konuşmamız lazım. Ben 20 yaşındaki futbolcuya futbol oynasın diye yalvarıyorum. Antrenmana gelsin diye yalvarıyorum. Çünkü çocukta şu zihniyet var. Ben kontenjanım. Siz beni oynatmak zorundasınız ya. Evet. Çocuk mücadele etmeyi bilmiyor. Çocuk zora gelmeyi bilmiyor. Hafta sonu maç primimiz var ya. 1000 lira atıyorum. 1000 lira veya 500 lira neyse. Emrullah. Ben bu futbolcu hafta sonu maç primini yalvarıyorum oğlum. Şu maçı alalım da şu parayı kazanalım diye. Evet. Çocuk iddia oynuyor. 50 lira para kazanmak için iddia oynuyor. Ben bu çocuğu iddia değil de futbol oynama diye. Affedersin neler yaptığımı takım arkadaşlarım da şahit. Evet. Çünkü bu futbolcuları bu hale bu kontenjan kuralı getirdi. Rekabeti bitirdi. Ya biz futbolcuyuz, biz matematikçi değiliz ya. Evet. 89'lu oynar, 90'lı oynayamaz. 2001'li bir dakika oyuna girmek zorunda bilmem ne. Ya lütfen Allah rızası için ya. Ben bütün çalışmalarını yaptım. 11 tane şampiyon olan takım geçen sene. Levent abi 11 tane şampiyon olan takımdan genç oyuncu oyuna girme dakika sayısı kaç biliyor musun abi? Dakika sayısı şampiyon olan takımlarda. Evet. 3 dakika. Genç futbolcunun oynama süresi 3 dakika. Evet. Yani sen bu kontenjanı niye koyuyorsun? Birinci dakikada oynatıp maçı maçladıktan sonra birinci dakikada genç futbolcuyu dışarı çıkan hocalar gördüm ben. Yazık değil mi bu genç kardeşlerimize? Hepsine katılıyorum Emrullah. Dediklerin hepsi doğru. Özellikle futbolcu kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu bu sıkıntıları yaşıyor. Bizler de amatör futbolun özellikle sesi olmak için her akşam pazartesi akşamları buralarda olacağız. Yayına bağlandığın için de çok teşekkür ederiz. Özellikle senin Barış Altıntaş kardeşimizin ve orada bulunan diğer futbolcu kardeşlerimizin emeğini biliyorum. Siz tüm Türkiye'de futbolcuların sesi oldunuz. Özellikle yaş kontenjanı ile alakalı yani toplantılar yaptınız. İşte hem federasyon nezdinde hem ASKF'nin nezdinde çalışmalar yaptınız. İnşallah bu sıkıntılar aşılır. Öncelikle ülkemiz büyük bir süreçten geçiyor koronavirüsle alakalı. Bu virüsten bir an önce kurtulursak inşallah bu güzel günler bizi bekler inşallah. Ama dediğin gibi o sıkıntıların da aşılması gerekiyor. Şimdi futbolcu kardeşlerimiz evde şu an en basit örneği sözleşme olmadığı için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ondan sonra sigortaları yok. Yani bir düzenli bir gelirleri yok. Sadece peşinatını aldı. Alamadıysa ne yiyecek ne içecek. Tabii ama bunlar büyük sıkıntı. Özür diliyorum. Şu çok önemli bir konu. Biz hep futbolcu tarafından yürüyoruz. Futbolcu kardeşlerim sonuna kadar yanındayım zaten de. Şimdi burada kulüp başkanlarının da mağdur olanları var. Evet. Çünkü onları da burada konuşmak lazım. Programın başında söyledim. Hata varsa tek taraflı olmaz. Bu hata iki taraflıdır. Eğer sen ortaya sözleşme koymazsan, şimdi kulüp başkanı futbolcuya getiriyor. 5 lira diyor. 2 lirasını veriyor. 3 lirasını vermediği zaman futbolcu haklı. Ama 5 lira deyip 5 lirasını verip futbolcu da hedeften uzaklaştığı zaman takımdan kaçıp gidiyor. Yani bunların önüne geçmesinin tek sebebi, tek önemli noktası sözleşmeyi koyacaksın. Ya da bu bal ligini, çok özür diliyorum. Kesinlikle Hakan Hocam orada söyleyemedi. Ben buradan açık ve net söyleyeceğim. Bal liginde dönen şike ve teşvik hiçbir yerde dönmüyor. Hedef olmayan takımlar çok bir zan altında bırakılıyor. Evet. Yani buna da bir önlem alınması gerekiyor. Kesinlikle 4. ligi kursunlar. Bu işin çözümü 4. ligdir. Nasıl dünyanın bütün üst düzey liglerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. ligler varsa kesinlikle bizim ülkemizde de 4. lig, sözleşmeli yarı profesyonellik adı üzerinde kurulması gerekiyor. Amatör liglerin açık menüsünün futbolu seven bir sürü insan var. Ben şu an İzmir'de Toros Gücü diye bir takımda oynuyorum. Levent abi. Evet. Bakın bir başkanımız var. Yemin ediyorum size. Tek başına tesis yapacağım diyor. Yer söylüyor, tesisi alamıyor. Ya bu adamların önünü açmamız gerekiyor Levent abi. Bu insanlar futbola yatırım yapmak istiyorlar. Siyaset ön plana çıkıyor. Yok oradan izin alacaksın, yok buradan izin alacaksın. Ya biz bunları çözmemiz lazım. Ali Düşmez başkanımız. Ben her yerde onunla tartışmaya da razıyım, hazırım da. Kesinlikle umurumda da değil. Bazen çok üzülüyorum. Çünkü niye? UEFA yetkilisinin önünde
UEFA yetkilisinin önünde Hakan Uysal çıkıp konuşma yapıyor. Diyor ki dünyanın hiçbir yerinde ballı gibi birlik yok. Bu lig gibi statüsü olan, böyle yaş kontenjanı olan birlik yok. Öbür taraftan UEFA yetkilisi de çıkıyor diyor ki ne olur herkesi spor yapmaya teşvik edin, herkesi futbola yönlendirin. Bizim ülkemizde 3. ligde 25 yaşında kontenjansın, ball liginde 29 yaşında kontenjansın. Git diyorsun ne iş yaparsan yap. Yani evet. Biz asıl bunları çözmemiz lazım, biz bunları dile getirmemiz lazım. Sizin gibi insanların çoğalması lazım Mehmet abi. Evet. Siz gerçekten çok büyük sorumluluk alıyorsunuz. Eğer biz sizin gibi insanları çoğaltırsak, bak emin olun bu işler öyle artık eskisi gibi oturup masa başında karar alıp böyle yapacaksınız deme şansları yok. Biz geçen sene bunun ateşini yaktık. Kusura bakmasınlar eskisi gibi ben kural koydum. Biz Ali Düşmez benim yüzüme bakıp dedi ki ben bunu yapıyorum böyle istiyorum. Biraz üzerine gidince benim yaptığım bir şey değil. İşte beni de aşan konular var. Ha, demek ki sıkıntı bizde bazı şeyleri sorgulamak gerekiyor. Bizler evet. Futbolcuları kesinlikle sorgulayacağız. Hocalarımızın sonuna kadar arkasındayız ama hocalarımız da çok rica ediyorum. Bu konuda onlar da kendileri eski futbolun içinden geldiler. Yani genç futbolcu konusunda çok basit bir örnek vereceğim. Levent abi son örneğim. Hakkınızı helal edin. Gerçekten evet. Bu konuda çok doluyum. Evet. Şimdi çalışmayan bir hocaya sorduğun zaman Levent abi soruyorsun Türk futbolun sorunu ne? Altyapı sorunu var. Tesis sorunu var. Altyapıdan futbolcu yetişmiyor derler. Ama hangisi kulüp çalıştırmaya başladığı zaman kaç tanesi genç futbolcu oynatır? Bir de buradan düşünmelerini istiyorum. Yani biz o yüzden sorunu çözeceksek ilk önce kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok Hakan hocama teşekkür ediyorum. Sedat abi sana da çok olur. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz Emrullah'a. Şimdi... Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah başka platformlarımızla görüşmek üzere. İnşallah Emrullah. Çok teşekkür ederiz.